Tuğba abi, şey Yeşim bir şey söyleyeyim mi? Bizim onunla artık ilişkimiz yok ya. Olamaz yani. Kronikleşmiş ya. Kardeşim olmadan duruyordu ya. Yani o düzelemiyor. Tedavisi olmayan bir vaka o. Ramiseciğim bak Özlem ne diyor? Bana ne diyor? Mı? Oh ne güzel yaptı. Benim kayınvalidem tedavisi olmayan diyor. Bak kadır diyor be. Allah daha Allah. Ne desem? Konu ne ben tam anlayamadım. Kronikleşmiş yani kızlar o kadar çok bana şeyler yaşattı ki daha 3 aylık evliyim. Yani yapmadığını bırakmadı. Geçen gün ya en basit örneği geçen gün buradan çıktım. Gittim kızımı aldım yemeğini yedirdim. Çok başım ağrıyordu kızlar o kadar kafamı kaldıramıyordum. İlaç içtim dedim ki azıcık uyuyayım. Masalın yemeğini de dedim verir misin? Bir de bana yaranmaya çalışıyor. Tamam kızım sen yat ben hallederim merak etme. Dedim ki tamam anne bak ben dedim eşim de nöbette. Camı da açtım birazcık içeri sağ olansın onlar öbür tarafta oturuyor diye. Dedi ki çamaşırları dedim bir atar mısın? Hani ben çok kötüyüm hani bugünlük sen yapsan olur mu? Olur kızım olmaz mı? Kızlar öyle cam açık uyuyakalmışım. Saat gece saat 11'e 20 var. Bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Bütün mutfak, tezgahın üstü tencereler dolu. Şaka. Çamaşır makinesinde kızlar sadece ne güzel oğlunun işte. Ve... Ya güzel. Oğlunun ve sadece kendi çamaşırlarını yıkamış. Benimkileri de çöpe atar gibi yana atmış. Seni ayırmış. Ya bu kadar olmaz ya. Dün buradan çıktık gittik ya. Eve gittik. Yok benim başım ağrıyor. Yok şöyle, yok böyle. Ağrıyordur. Yok çocuğun yemeğini ver. Yok bir... Niye ben onun bekçisi miyim ya? Ağrıyordur. Eve mi başım ağrıyor? Sonuçta insan ya. Uyuyup kalmış orada. Üzerine örtü almamış. Niye örtmemişim? Ben onun bekçisi miyim? Ramiseciğim, kızları görüyoruz değil mi? Evet. Bütün gün ayaktalar, evet. Topuklularla. Biz de aynıyız. Yorulamaz mı, uyuyamaz mı senin gelinin? Sen altını örtü alsın yatmaya gidiyorsa. Özlem. Efendim anne. He. Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne mi anlatıyorum? Yap, bana yaşattıklarını anlatmaya çalışıyorum. İyi de ben senin bekçin miyim? Yapmayacaksan yapmıyorum de. Örtüyü de alsaydın üstüne. Yapmıyorsan yapmıyorum de. Kendi evre... Oğlunun kıyafetlerini yıkayıp, kendi kıyafetlerini yıkayıp... iyi yaptım. Benim kalsaydın yıkayaydın. Benim evimde bana senin çamaşırların o kadar kirli ki... kendi çamaşırlarımla atmak istemiyorum. Sana mı kaldı bunu yorumlamak? Ne yapayım? Sana mı kaldı? Seni üstünden çıkarıp tişörtünü attın, odaya girilmiyordu. Odaya. Ay bu kadar da hani kokuyor ya da girmeyin ya. Hayır, kirliymiş. Yok şöyleymiş. Benim evimde bana şeylik yapıyor. Ne bileyim, bana tuhaf geliyor ya bu kadar da dökülmesi, saçılması ortaya. Nerede görülmüş bir kayınvalidenin gelinin kirli çamaşırlarını yıkaması? Aman kim demiş onu? Hayatım bak. Hasta olur, yatanık olur, yataktan kalkamaz o zaman yıkarsın. Kız yorgun baş ağrıyor. Ben de yorgunum. Hayatım ben de yorgunum. Ama sen uyuyakalmamışsın bak uyuyakalmışsın. Uyumasın, içini bitirsin. Ne var elin mi aşınacak evet, atıversen aşını, kendini kim atmışsın? Ojelerin bozulur. Oğlun ikini atmışında bir özlemi kimi çok geldi sana. Hanımlar bir gelinin çamaşırları niye kaynana yıkasın? Yani. Kendi yani. Yıkasın. Bak siz anlamıyorsunuz. Özlem ne dedi kaçırdınız. Bak içim geçti dedi. Çamaşırları atacakmış. İçi geçmeden önce makineye atsaydı. Yani. Sonra gidip yatsaydı. Makinenin başına mı geçmiş işi? Demek ki gitmiş oraya yatmış. Ya bak anlamıyorsunuz kızcağız. Çamaşırları çıkarmış sepetten atacakmış da bir şey olmuş gitmiştir. Orada uyumuş ne var yani? Kızlar bu yaptıkları daha ne ki ya daha ne ki? Ne az önce dedim ya size 3 aylık gelinken bana neler yaptı diye. Ne yaptı? Beni resmen geçen gün diye sen bana yardım etmek zorundasın hizmetçi yerine koydu ya. 3 aylık evliyim. Bunun yeğeni mi evlenecekmiş neymiş? Sanki kendisi kendi kızları yapamıyor. Beni hizmetçi gibi götürttürdü. Hadi tamam dedim yani severim yeğenini de gittim yardım etmek için. Bir güzel Çatalca'ya gittik. Evime de o kadar uzak ki ben Kocaeli'deyim o Çatalca. İl değiştirdim yani. Gittim neyse. Bir güzel temizle camlara kadar yüksek binaların camlarını sildirtti bana. Kahveyi alıp eline karşıma oturdu. Belim ağrıyor, başım ağrıyor diye. Ondan sonra kızlar geçti karşıma. Ben yaptıktan sonra yatak odasına geçtim. Uyuyakalmışım. Olabilir. Bir kalktım saat akşam 10.30 falandı. 10-10.30 arasıydı. Bir kalktım kayınvalidem yok evde. Çatalca'ya hiç bilmediğim bir yer. Arıyorum neredesin diyorum ben evdeyim diyor.
Kızlar bilmediğim etmediğim kişi de beni yalnız başıma bıraktı. Ay, hani evin etrafında ya. Bilmiyorum ki gideyim. Hadi otobüs motobüs bilmiyorum. Haklısın. Eşim nöbette telefonu kapalı çekmiyor. Yani o kadar böyle çaresiz kaldım ki yazıklar olsun ona. Ona yazıklar olsun. Ya bu kayınvalideler ne yapmaya çalışıyor? Ben gerçekten bizim sabrımızı gerçekten ölçmeye mi çalışıyorlar ya da delirtmeye mi çalışıyorlar? Sakin sakin, bir tanesi de köşede oturmuyor ya. Hayır yani kızlar, o kadar iş yapmışım, yorulmuşum, senin akraban. Ya sen beni almadan nasıl gidebilirsin ona? Demezsin. Benim evde bekleyen bir evladım var ya. Giderler. Öyle mi giderler ki? Bu ne ya? 3 aylıkken başka akrabanın evine mi götürdün sen onu? Ne yaptın da bırakıp gelmişsin? Evet, 3 aylık gelindi. Çeyiz görmeye gittik. Gelmek istedi. Götürdüm. E tamam. Her zamanki gibi orada da uyuyakaldı. Ben de bıraktım çıktım. Uykucuymuş evet, bu gelin. Evet. Her gittiği yer duyarsa kucağımda mı taşıyacağım? Kalksın gelsin. Kalkın, bekle, kalkınca gelin. Ne bekleyeceğim canım? Çeyiz görmeye gitmişiz. Hop yat. Ramise, insanlık hali, içi geçmiş olabilir. Belki hasta gelin, uyku hastalığı var. O zaman gelmeyecek. Kız daha yerinizi bilmiyor, yurdunuzu bilmiyor. 3 aylık gelin. Böyle bir şey içinize yeni gelmiş. Huyunuzu bilmiyor. Böyle bir şey olur mu Ramize? Sen aklınla mı oynuyorsun? Beyhan Hanım. Bir de o madem, bir saniye. Bir de o senin oğlunun emaneti. Tamam. Allah'ım. O zaman öyle davranacak. Ne öyle? Her gittiği yerde uyuyakalıyor.